2022 YKS ile üniversiteye kazanan ve hayallerine kavuşan Fatma Zeynep Topçuoğlu ile birlikteyiz. Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Zeynep Tekuzem ile YKS'ye hazırlandı ve hayallerine kavuştu. Bugün bize başarı hikayesini anlatacak. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir videoda yer aldığın için, hazırlanan diğer arkadaşlara da motivasyon ve başarı hikayeni anlatacağın için teşekkür ederiz. Size biraz kendinden bahseder misin öncelikle? Fatma Zeynep Topçuoğlu ismim. 18 yaşındayım. İlk defa YKS'ye hazırlandım. Hani bir mezun durumum olmadı. İlk denememde istediğim bir bölümü tutturdum. Yüksek İhtisas Üniversitesi %100 bursa beslenme diyetetik kazandım. Süreçte Tekuzem'le hazırlanmak da şuydu buydu. Açıkçası çok yardımcı oldu bana. Çok güzel bir seneyle hazırlandım. Yani benim için önemli bir süreçti açıkçası. YKS'de ilk senemde istediğim yeri kazanabilmek. Çünkü açıkçası stresimi çok yönetemeyen bir insandım. Benim için önemliydi ve başardım sizlerin de yardımları sayesinde o şekilde. Sizi de gururlandırdı. Seni de tekrar tebrik ediyoruz. Artık üniversitelisin çünkü. Bu süreçte hani Tekuzem'i nasıl keşfettin? Nasıl Tekuzem'le hazırlanmaya karar verdin peki? Tekuzem'i bir tanıdığım sayesinde keşfettim. Kendisi de KPSS'ye hazırlanırken kullanıyordu. Kendisi daha öncesinde dershaneye falan gitmişti ve açıkçası KPSS'de istediği başarıyı yakalayamamıştı. Ondan sonra Tekuzem'i kullanmaya başladı ve kendisi çok memnun kaldığını, kendisini çok ileriye taşıdığını söyledi. Ben de bu şeyi duyunca hani dedim ki dershaneden alınmayan verim böyle bir sistemden alınabiliyorsa dedim olabilir yani hani. Böyle tanıdık vasıtasıyla tanıdım yani sizleri. Peki bu süreçte Tekuzem'den almış olduğun eğitimin sana nasıl faydası oldu? Bunlardan biraz bahseder misin? Şimdi Tekuzem'de şöyle bir avantajım vardı açıkçası benim. Hani ben okula yani açığa geçmedim. Okul sürecimle birlikte bir eğitim sistemi almayı planlıyordum. Açıkçası dershaneleri de düşündüm ama hani yol kaybı, ekonomik olarak kayıp yani birçok eksisi vardı açıkçası benim açımdan. Çünkü hani okul çıkışında dershaneye gittim, dershaneden eve geldim derken hani zaten beni çok yıpratacak bir süreç olacaktı. Açıkçası ben hani zaten YKS süreci mental olarak insanı yıpratan bir süreç. Kendimi ayrıyeten bir de fiziksel olarak yıpratmak istemedim. O yüzden bu Tekuzem'i tercih ettim. Çünkü hani online dersler yetişemezsem bir de sonrasında izleyebiliyorum. Ayrıyeten Tekuzem'i tercih etmemdeki en büyük sebep de rehberlik servisi oldu. Çünkü ben her ne kadar dershaneden, yoldan şey yapsam da hani birebir insanlarla görüşerek plan yapmaktan daha verim alan bir insanım. Bu yüzden mesela Tekuzem'in şanslıyım ki Ankara'da olması yüzünden. Ankara'da olması sebebiyle yüz yüze görüşme fırsatım da oldu. Rehberlik programlarımı, şeylerimi çok güzel yürüttünüz. Ayrıca sadece rehberlik sistemi böyle dershanedeki rehberlik hocaları gibi yani sana program yapıp vermektense senin genel hayatına yardımcı olan bir sistemdi. Yani bu benim için çok büyük bir artı oldu. Yani bir arkadaş, bir abla, bir abi edasıyla ilgilenilmesi insanı daha motive eden, daha kamçılayan, güdüleyen bir şey oluyordu. Bu beni çok memnun etti. Dediğim gibi yol kaybı, zaman kaybı, fiziksel efor kaybı. Bunların hiçbirini yaşamadan çok güzel bir şekilde eğitimime devam edebildim. Okulum artı Tekuzem şeklinde. Evde bu eğitimi sağlayabilmek benim için çok değerli bir şeydi açıkçası. Çok da memnun kaldım. Öğretmen kadrosu hakkında ne düşünüyorsun Tekuzem'in? Derse giren öğretmenler nasıldı sence? Ya açıkçası ben çok memnundum. Yani dersler hiç böyle bir nasıl desem hani bazı öğretmenler olur ya monoton sadece ders anlatır ama kesinlikle öyle değildi. Yeri geldi mi espriler yani hani bir sınıf ortamında eğlenceli bir şekilde sevdiğiniz bir hocayla ders işliyormuşsunuz gibiydi her zaman. Hani ama bu şey demek değil, ders gırgır şamatayla geçiyor, ders işlenmiyor, ders düzenli değil gibi bir şey değil. Mesela dersin bir kısmı düzgün, monoton bir şekilde ilerliyor. Ondan sonrasında mesela böyle bir dersten kopma, yorulma seviyesinde mesela hocalarımız böyle bir espri olur, bir muhabbet olur. Bizim mesela dikkatimizi çok güzel topluyorlardı. Açıkçası ben o yüzden çok memnunum. Çünkü ben böyle çok monoton bir şekilde ders dinlemeyi seven bir insan değilim. Ki kimsenin de çok sevdiğini sanmıyorum. Hani elbet vardır teklik ama çoğunluğumuz bunu sevmiyoruz. Bu şekilde ilerlenmesi benim için çok iyiydi. Bu dersten koptuğum, sıkıldığım sürede mesela hoca diyordu ki koptunuz mu, sıkıldınız mı? Evet yorumları şey oluyor falan. Özellikle canlı derslerde birebir bunu yaşıyor olabilmek çok avantajlı ve güzel bir şeydi. Hani o koptuğumuz sırada böyle bir çay kahve alın gelin, hani bir 5-10 dakika mola verelim, bir muhabbet edelim şeyleri oluyordu. Hani
gerçekten öğretmenlerimizin enerjisini de çok sevdim. Ders anlatım şekillerini de çok sevdim. Gerçekten çok verimliydi bütün canlı derslerim. Ve dediğim gibi hani o an şey yapamasam bile sonrasında dinleyebiliyordum. Bu da çok büyük bir avantajdı. Öğretmen kadrosu, rehberlik kadrosu, hani gerçekten dört dörtlük bir sistemdi diyebilirim. Ben çok memnun kaldım gerçekten öyle. Çok çok sevindik. Sınava senin gibi hazırlanmakta olan arkadaşlarına pek üzerine önerir misin son olarak? Açıkçası öneririm. Çünkü dediğim gibi mesela dershane olduğunu düşünelim. Mesela ben dershaneleri de çok araştırdım. Gitmeyi de düşündüm. Ya da başka sistemler, özel hocalar, şunlar bunlar birçok şeyi araştırarak bu yola başladım ve tek üzerimi tercih ettim. Dershaneyi düşündüğümüzde yani hani herkesin evinin hemen yan binasında bir dershane yok. Yani mesela benim evim uzaktı ve ben bir saat falan yol gitmek zorunda kalıyordum. Ayrıca okulun üstüne dershaneye gitmek zorunda kalacaktım eğer gidersem. Hani bunları düşündüğümde bir kere yol gibi bir şeyiniz olmuyor tek üzerimde. Zaman kaybınız olmuyor. Fiziksel olarak daha az yoruluyorsunuz. Yani ayrıca rehberlik sistemiyle birlikte çok güzel plan, program ve kişinin psikolojik olarak da rahatlamasına çok yardımcı olan bir sistem, rehberlik sistemi. Dediğim gibi sadece program değil. Hani mesela canım sıkkın olduğunda bir problem yaşadığımda ona da çözüm sağlayabiliyorduk. O yüzden ben açıkçası tek üzerime öneririm. Yani zamandan tasarruf etmek isteyen, fiziksel olarak çok yorulmak istemeyen, bir tık da rahatına düşkün insanlarsa ve benim gibi birebir görüşmeler, rehberlik servislerinden haz alan ve bunu memnuniyetle karşılayan insanlarsa ben kesinlikle tek üzerime almalarını öneririm. Ben bu kullandığım bir yıl boyunca çok verim aldım, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim açıkçası.